Birçok kişi bana meditasyonu hayatıma nasıl entegre edebilirim diye soruyor. Biliyorsun sorunlarım var ve geveze, analitik bir zihnim var. Doğası gereği huzursuz. Ve ne kadar direnirsem ya da yüksek duygular uyandırmaya çalışırsam bedenim o kadar direniyor. Bu sık görülen bir şey. İnsanlar yapamadıkları için kendilerine kızıyorlar ya da suçlu hissediyorlar ve sonra mazeret buluyorlar. Meditasyondan vazgeçiyorlar. Peki pratik olarak bununla nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu yeni başlayanlar için ortak bir sorudur. Herkes bu geveze zihni yaşar. Budistlerin dediği gibi bu maymun zihni. Birincisi odaklanma ve algılama alanınızı açma eyleminiz. Boşluğu algıladığınızda eğer gerçekten oradaysanız ve boşluğu algılıyorsanız düşünemez ve analiz edemezsiniz. Çünkü hissediyor ve algılıyorsunuz. Ve hissedip algıladığınızda bunu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Düşünmezsiniz ve neokorteksi ve analitik zihninizi yavaşlatmaya başlayan da budur. Evet, başlangıçta bunu birkaç saniyeliğine yaparsınız ve sonra der ki bunu doğru mu yapıyorum, doğru yapmıyorum. Bu ne kadar sürecek, bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu soruyu sormalıyım. İşte yine analitik zihin geliyor. Tekrar analiz ettiğinizin farkına varırsanız ve odağınızı açmaya ve alanı algılamaya geri dönerseniz bu bir zaferdir. Bu kendinizi aşırı derecede analitik hale getirdiğiniz ve sonra bu alışkanlığı kırdığınız anlamına gelir. Ve başlangıçta kendinizi bunu yaparken yakaladığınızda eğer bunu başarı ve başarısızlık, iyi ve kötü, doğru ve yanlış olarak nitelendirirseniz o zaman doğru yapmadığınız için kızgın ve suçlu hissedersiniz. İnsanların çoğu zaman yaptığı şey bu. Biz buna normal diyoruz ama normalin ya da doğalın peşinde değiliz. Doğaüstünün peşindeyiz. Meditasyonunuzda otururken sinirlendiğinizi ve hüsrana uğradığınızı ve dikkatiniz geçmişte olduğu için şimdiki andan geçmişe enerji sızdırdığınızı fark etmeye ve o uyarılmayı hissetmeye başladığınız zaman iki seçenekten birine sahipsiniz. Ya da pekala üç seçenek. O duygusal duruma eşit düşünmeye başlayabilir ve beyninizi yüksek betaya sürebilirsiniz. Bedeninizi şimdiki ana geri getirebilir ve ona artık zihin olmadığını, zihnin siz olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ya da bitirip kalkabilirsiniz. Ve birçok insan duygusal inançlarının sonuna geldikleri için meditasyon yapamıyorum der. Ve diğer tarafta bir şey olduğunu düşünmezler. Ancak kendini öfkeli ve üzgün hisseden kişi tıpkı bir hayvana eğitir gibi bedende meydana gelen uyarılmayı sevgi ve farkındalıkla izler. O bedeni şimdiki ana yerleştirir. Ona o anda olmayı öğretir ve eyleme geri döner. Sizi temin ederim ki bunu yapmaya yeterince devam ederseniz vücut yeni bir zihin için eğitilecek ve daha uzun bir süre oturabilecektir. Bu çok yaygındır. Meditasyonun başlangıç aşamalarında çoğu kişi bunu yaşar ve buna bağlı kalan kişi için tıpkı golf topuna vurmak gibi, tıpkı yeni bir şey öğrenmek gibi, tıpkı kayak yapmak gibi, tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibi, her neyse, kendini bilinçsiz halde yakalamak başlangıçta çok fazla bilinçli farkındalık gerektirir. Ama kötü meditasyon diye bir şey yoktur. Sadece kendini aşan siz varsınız. Ve ne zaman kalkıp gitmek isteseniz, vücudunuz kalkıp cep telefonunu kontrol etmek, bir fincan kahve içmek, uzanmak ya da insanlar olasılıklardan kaytarmak için her ne yapıyorsa onu yapmak isterse, o meditasyona girmeden önce kendinizle o meditasyonun sadece bilinçli kalmanızla ilgili olduğuna dair o anlaşmayı yaptıysanız, vücudunuz kalkmak ya da uzanmak ya da bırakmak istiyorsa ve bunu fark edip şimdiki ana geri getiriyorsanız, bir programda yaşarken bilinçsiz bir irade kaybından daha büyük bir özgür irade yürütüyorsunuz demektir. Ve bunu tekrar tekrar yapma eylemi bedeninize şimdiki anda nasıl olunacağını öğretir. Ve eğer dikkatinizi verdiğiniz yer, enerjinizi verdiğiniz yerse ve gerçekten şu anda bulunuyorsanız yaratmak için harcanacak çok enerji vardır. Bunu dünyanın her yerinde yaptığımız bir haftalık etkinliklerde, ileri etkinliklerde binlerce kez gördük. Herkes bunalmış, herkes sabırsız, herkes kızgın. Bunların hepsi dışarı çıkmalı. Bu birey tarafından belirli bir şekilde şartlandırılmış bedendir. Ve onu bilinenden bilinmeyene götürüyorlar. Ve başlangıç çok sıkıcı.
Başlangıçta kendinizi yakalamaya devam etmek için muazzam miktarda enerji, muazzam miktarda farkındalık gerekir. Ve bunu her yaptığınızda bu bir zaferdir. Bunu yeterince kez yapmaya devam ederseniz o zaferler toplanır ve sonra herkesin her zaman söylediğini söylersiniz. Buna gerçekten değerdi. Çünkü bedenin şimdiki anda rahatlayabildiği her zaman parçacıktan dalgaya, maddeden enerjiye geçiyorsunuz. Geçmişten gelen duygusal olarak şartlanmış enerji ve bilgiyi tekrar alana salıyorsunuz. Ve öfke neşeye dönüşür, acı özgürlüğe dönüşür, korku cesarete dönüşür. Bu sadece vücutta hapsolmuş enerjidir. O halde iyi ve kötü, doğru ve yanlış, başarı ve başarısızlık açısından görmek yerine sadece kendinizi aşmak olarak görün. Ve er ya da geç çabalarınızdan o kadar mutlu olacaksınız ki kendinizden başkası olmak istemeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.